Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben araştırma görevlisi Döndü Bu videoda sizlerle editörlüğünü doçent doktor Bülent Aydın Ertekin'in yaptığı Siyasal İletişim isimli ders kitabının ikinci ünitesi olan Siyasal İletişimde Kamuoyu, Siyasal Propaganda ve Kampanyalar isimli ünitenin ünite özeti tanıtım videosunda beraberiz. Bu ünite kapsamında sizlere kamuoyu kavramını açıklamaya çalışacağım. Kamuoyu'nu oluşturan unsurlara değinmeye çalışacağım. Kamuoyu araştırmalarının siyasal iletişim açısından önemini sizlere aktarmaya çalışacağım. Propaganda kavramına değineceğim. Propagandada kullanılan stratejilere hep beraber bakmaya çalışacağız. Seçim kampanyalarının amaç ve fonksiyonlarına değineceğiz. Yine seçim kampanyasının araç ve stratejilerine değinmeye çalışacağız. Son olarak seçim kampanyalarını etkileyen unsurlara değinerek ikinci ünitemizi tamamlayacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar ilk olarak kamuoyu kavramıyla başladığımızda kamuoyu halkın bir konuya yönelik oluşturduğu kanaatler topluluğu olarak karşımıza çıkmaktadır. İngiltere'de ilk kez 1741 yılında halkın düşüncesi anlamında kullanılmıştır. Fransa'da ise ilk kez 1744 yılında ki İngiltere'den daha sonra kullanıldığını söylememiz yerinde olacaktır. Toplumun tavrı anlamında kullanılmıştır. Kamuoyunun üç temel özelliğine baktığımızda arkadaşlar burada öncelikle açıklık prensibinin ön koşul olduğunu görüyoruz. Çünkü madem ortak kanaatler topluluğundan bahsediyoruz. Öncelikle bu kanaatlerin korkmadan çekinmeden açıklanabileceği demokratik açıklık prensibinin hakim olduğu bir toplum içerisinde oluşması gerekliliği karşımıza çıkmaktadır. Bunun dışında dayanışmayı gerektirmektedir ve son olarak kararları kapsamaktadır şeklinde üç temel özelliğini sıralayabiliriz kamuoyu kavramının. Kamuoyunu oluşturan unsurlar ve aşamalarını ele aldığımızda sevgili arkadaşlar ilk olarak unsurlarına değindiğimizde burada az önce bahsettiğimiz gibi demokratik bir yapının varlığı gerekmektedir o toplumda beslenmiş, o toplumda yetişmiş, yani o toplumun kültürünü, yaşam tarzını, düşünme şeklini bilen, olay ve durumlara nasıl tepkiler gösterebileceğini bilen ve aynı şekilde tepkiler gösteren bireylerin varlığı, medya araçları ki burada özellikle kitle iletişim araçlarının, geleneksel medyanın kritik önem taşıdığını söyleyebiliriz. Özellikle gündem oluşturma dediğimiz unsurun yaratılması sürecinde ve kanaat önderlerinin yine neredeyse medya kadar etkin olarak yer aldığını söyleyebiliriz kamuoyu oluşumu sürecinde. Kamuoyunun oluşum aşamalarına baktığımızda sevgili arkadaşlar birinci aşamanın kitle davranışı dediğimiz dönem oluşturduğunu, ikinci aşamanın kamusal tartışmalar ve çekişmeler olduğunu ki burada aslında bir olay kişi ya da kuruma karşı zıt görüşlerin bir araya gelerek çarpıştığı çatıştığı bir süreçten bahsediyoruz. Son aşama ise kurumsallaşmış karar verme aşaması olarak karşımıza çıkmaktadır sevgili arkadaşlar. Kamuoyu araştırmalarının siyasal iletişim açısından önemine baktığımızda sevgili arkadaşlar... Bunların işlevlerine geçmeden önce Türkiye'deki siyasal nitelikli kamuoyu araştırmalarına dair bir iki şey söylemek yerinde olacaktır. Türkiye'de sevgili arkadaşlar siyasal nitelikli ilk kamuoyu araştırmaları 1950'li yılların çok partili siyasal hayata geçiş döneminde gazeteler tarafından kime oy vereceksiniz sorusuyla çok basit düzeyde yapıldığını söyleyebiliriz. Bunun dışında basın tarafından yapılan İlk geniş çaplı kamuoyu araştırması ise 1975 yılında Milliyet Gazetesi tarafından gerçekleştirilmiştir sevgili arkadaşlar. Şimdi kamuoyu araştırmalarının siyasal iletişim açısından önemini işlevleri kapsamında ele aldığımızda öncelikle karşımıza kamusal, kamusal tutum ve kanaatlerin neler olduğunu öğrenmek, suretiyle kamuoyunun nabzını tutmak, burada özellikle geri beslenme kanallarının, geri bildirim kanallarının, geri dönüt kanallarının oluşturulmasında aktif rol oynadığını söyleyebiliriz bu verilerle yani alınan bu geri bildirimden sağlanan verilerle siyasal tutumlarında kararsız olanları ya da bizim partimize karşı bizim partimizi muhalefet olanların kararlarını ya da tavırlarını etkilemeye yönelik çalışmalar yapılmasına temel ve zemin oluşturabileceğini söyleyebiliriz seçmenlerin tutumunu etkileyen bir unsur olarak propagandaya geldiğimizde öncelikle tutum kavramının ne olduğuna bakmak yerinde olacaktır sevgili arkadaşlar. Tutum, bireyin herhangi bir konuya ya da soruna ilişkin gösterdiği somut davranışsal eğilimleri olarak tanımlanmaktadır. Siyasal partilerin propaganda faaliyetlerinde seçmenlerin tutumsal eğilimlerine odana, odaklanarak onların belli bir yönde karar vermesi konusundaki eğilimlerini de kuvvetlendirme amacı taşıdıklarını söyleyebiliriz. Yani sevgili arkadaşlar, sadece kararsız seçmen ya da partimizin karşısında olan seçmen değil, aynı zamanda partimizin lehine tutum taşıyan kesimin de bu tutumlarını pekiştirmekte propaganda sayesinde gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır siyasal örgütler ya da aktörler tarafından. Propagandaya baktığımızda sevgili arkadaşlar tanımına propagandacının amaçlarını gerçekleştirmesi niyetiyle hedef kitlelerin algılarının şekillendirilmesi, bilgilerinin yönlendirilmesi ve davranışlarının yönetilmesi sonucunu doğuracak motivasyonlar oluşturacak şekilde girişilen maksatlı ve sistematik çabalar olarak propaganda kavramı tanımlanmaktadır. Siyasal propaganda stratejilerine baktığımızda sevgili arkadaşlar burada siyasal parti ve liderinin imajını güçlendirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirme, rekabet içinde bulunan diğer partilerin faaliyetlerini kötüleme ve bu sayede rakip partilerin imajlarını zedeleme çalışmalarının gerçekleştirildiğini görüyoruz bir strateji olarak. Başka bir strateji olarak somut olgulardan hareket etme suretiyle mantıksal muhakeme yolunun açılması yani bir seçimde bir miting konuşmasında sizler sayısal ya da somut gerçekler Den, olaylardan örneklerden bahsederek e, bu sayede karşınızdaki genel halkın da mantıksal muhakemelere gitmesini sağlayabilirsiniz. Bu da bir siyasal propaganda stratejisidir. Ulusçuluk, milliyetçilik, demokrasi gibi olguların kullanılması ve bu sayede seçmenlerle duygusal bir paydada birleşilmeye çalışılması yine propaganda siyasal propaganda da kullanılan bir strateji olarak karşımıza çıkmaktadır. Var olan mevcut durumların, şimdiye kadarki süreçlerin ve uygulamaların abartılmasıyla korkun surundan faydalanılması bir diğer stratejidir. Kamuoyu araştırmalarının gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının genel kitleye duyurulmasıyla seçmenlerin ideolojilere ve ikna sürecine ortak edilmelerinin sağlanması. Yani biz şöyle bir araştırma yaptık. Bunun sonucunda halkın geneli şu tür Yargıda şudur, şu tür tutumda ya da şu tür düşüncededir şeklindeki ifadelerle halkın da aynı şekilde ikna edilmeye çalışılmasının sağlanması da bir diğer siyasal propaganda stratejisidir. Dedikodulardan yararlanılarak olmamış şeylerin olmuş gibi hikayeleştirilmesi de maalesef yine bir siyasal propaganda stratejisi olarak kendini göstermektedir sevgili arkadaşlar. Siyasal seçim kampanyalarına geldiğimizde sevgili arkadaşlar siyasal partilerin seçim dönemlerinde gerçekleştirdiği kampanyalarla seçmen davranışlarını etkilemeye ve daha fazla destek grubu oluşturmaya çalıştıklarını ve bu amaçla da siyasal kampanyalardan faydalandıklarını görüyoruz sevgili arkadaşlar. Bu siyasal kampanyalar içerisinde siyasal örgüt ya da aktörlerin düzenledikleri konferanslar, toplantılar, ziyaretler gibi araçlarla gerçekleştirilen yüz yüze iletişim fırsatları ya da genel olarak kitle iletişim araçlarından faydalanılması sağlanmaktadır. Seçim kampanyalarının amaçları ve fonksiyonlarına baktığımızda öncelikle siyasal partilerin kendileri ve adayları hakkında olumlu imaj yaratma ve oy sayılarını arttırma gibi bir amacının olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında kendi amaç ideolojileriyle ideolojilerine meşruiyet kazandırmak, aynı şekilde rakip partilerinde olumlu imajlarını zedelemek gibi bir amacının olduğunu söyleyebiliriz. Kendileri, adayları yani burada kendileri derken siyasal partiler kastedilmektedir. Siyasal partiler adayları ve gündem ile ilgili konular hakkında seçmenleri bilgilendirmek, seçmenlerin siyasal hayata katılımlarını teşvik etmek, Siyasal aktörler ve seçmen arasında yakın bir ilişki ve bağ kurmak, güven yaratmak ve halkın kendini o siyasal parti ya da aktörle özdeşleştirmesini sağlamak siyasal kampanya ama amaçları arasında yer almaktadır arkadaşlar. Yine başka bir amacı kararsız seçmenin dikkatini partiye çekmek, kamuoyunun talep ve beklentilerinin öğrenilmesinde bir fırsat olarak görmek çünkü siz halkın içine iniyorsunuz ya da çeşitli kurum ve kuruluşlarla toplantılar gerçekleştiriyorsunuz. Bu sayede onlardan geri bildirim olarak beklenti, talep ve ihtiyaçlarını öğrenme fırsatı yaratmış oluyorsunuz. Siyasal partilerin kendileriyle ilgili eleştiri ve tepkileri de öğrenmesine bir fırsat olması siyasal seçim kampanyalarının bir diğer amacı olarak karşımıza çıkmaktadır sevgili arkadaşlar. Peki seçim kampanyaları hangi aşamalardan oluşmaktadır? Öncelikle siyasal seçim kampanyalarını dört aşamalı bir süreçte yönetmek mümkündür sevgili arkadaşlar. Bunlardan ilki araştırma ve hazırlık dediğimiz süreç. ikincisi planlanma, örgütlenme ve stratejinin geliştirilmesi dediğimiz süreç. Üçüncüsü iletişim dediğimiz yani bu planlama, örgütleme ve stratejilerden çıkardığımız mesajların ya da çeşitli iletişim unsurlarının hedef kitleye aktarıldığı dönem ya da süreç. Sonuncusu ise değerlendirme süreci olarak aşamalı bir şekilde siyasal seçim kampanyalarının gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Siyasal seçim kampanya stratejilerine baktığımızda burada ilk olarak seçmenlerin sosyodemografik yapıları, eğitim durumu, hayata bakış açıları, yaşam tarzları, siyasal sal alandaki bilgisi gibi özelliklerinin araştırılması. Kamuoyu araştırması ile az önce bahsettiğimiz gibi talep, beklenti, sorun ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi, imaj çalışmalarının yapılması, hangi kişi ve kurumlarla çalışılacağının, yani kimlerle işbirliğine gidilmesi gerektiğine karar verilmesi, rol dağılımlarının gerçekleştirilmesi, en uygun iletişim teknikleri ve kanallarının, bütçenin askeri ve azami sınırlarının belirlenmesi şeklinde kampanya stratejilerinin oluşturulduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Yine devamında tutarlı bir biçimde aynı ideoloji ve iddialardan hareket edilmesi yani devamlı olarak tek mesajın tek sesli olarak ifade edilmesi gerekmektedir. Çünkü burada birbirleriyle uyum içerisinde mesaj tasarımlarından ve aktarımlarının oluşturulması gerektiğinden bahsediyoruz. Yüz yüze iletişimin Parti seçmen bağının kurulması noktasında devreye girildiğini görüyoruz. Halkın sorunlarına karşı çözüm odaklı olunması gerektiğinden bahsediyoruz. Sevilen beğenilen kişilerle boy gösterilmesi, özellikle o sevilen beğenilen kişinin partiye olumlu bir etki yaratması bağlamında etki oluşturmaktadır. Bu nedenle günümüzde ülkemizde özellikle pek çok siyasi partinin ünlü kişileri kendi yanlarına çekmeye çalışmaları ve siyasal parti kampanyalarında bu ünlü kişilerden faydalanmaları yine bu stratejinin bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçekçi ve ölçülü vaatlerde bulunması yani ayakları yere basan gerçekten gerçekleştirilebilir vaatler, vaatler halka götürülmesi gerekmektedir. Diğer partilerin ihmal yolsuzluk gibi konulardaki burada gerçekten var olması gerekmektedir. Eğer bu tür suçları varsa ve bunlar delilli ise delilli olması kritik önem arz ediyor. Bunları kamuoyuna açıklamak gerekmektedir. Seçim kampanyalarını etkileyen unsurlara geldiğimizde sevgili arkadaşlar burada siyasal parti ve liderin seçmenin niteliklerinin ilet kullanılan iletişim araç ve yöntemlerinin seçim kampanyalarını etkileyen unsurlar olarak karşımıza çıktığını görüyoruz sevgili arkadaşlar. Bu slaytımızla beraber arkadaşlar ikinci ünitemizin ünite özeti video kaydını tamamladık. Detaylı bilgi için siyasal iletişim kitabınızın ikinci ünitesini okumanızı ve e-kampüs üzerindeki ilgili öğrenme materyallerinden faydalanmanızı öneriyorum.